Merhabalar değerli dostlar. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz güz mevsiminin en önemli özelliklerinden birisi de arıların yağmaya düşmesi. Kimi arılar ne yazık ki yağma ediliyor diğer arılar tarafından. Şimdi yağmayı önlemek için tabii ki farklı yöntemler uyguluyor arıcılarımız. Ben ise çok basit bir yöntem uyguluyorum. Mazotla müdahale yapıyorum. Bakın burada mazot var. Şu arı benim yağma oluyordu arkadaşlar. Az önce bir hal yağma vardı. Ben şimdi şu bezi mazotladım, süzdüm ve arının giriş bölümüne etrafına sürdükten sonra da şu bezi bakın giriş telinin önüne koydum. Yağmacılar gelip bu bezdeki mazot kokusuna rahatsız olup geri dönüyorlar ve yağmalamadan vazgeçiyorlar. Peki mevcut kovandaki arılar ne yapıyor? Onlar bir şekilde zorlayarak giriyorlar arkadaşlar. Biraz da mazot kokuyor üstleri. Peki mazotun arıya herhangi bir zararı var mı diye bir soru akla gelebilir. Arkadaşlar artık bal sağım yapıldıktan sonra rahatlıkla arılarımıza müdahale yapabiliyoruz. Mazot kokusu varroa'ya da olumsuz yönde etki ediyor arkadaşlar. Varroa mücadelesine fayda sağlıyor. Ben onu gördüm. Çünkü varroa zaten kokulardan rahatsız olan bir canlı. Mazottan da rahatsız olup kovanda varlığını sürdüremiyor. Dolayısıyla da ben bu şekilde bir müdahale yapıyorum. Mazot kullanıyorum. Sizlere de öneririm arkadaşlar. Aşırıya kaçmamak şartıyla mazot kullanarak arılarınıza müdahale yapabilirsiniz ve bu şekilde de yağmayı önleyebilirsiniz. İşte bakın şu kovanda yağma gittikçe azaldı ve durma noktasına geldi. Evet, hepinize şimdilik iyi günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.